Merhaba sevgili takipçilerim, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere iki şişle yapılan çok güzel bir patik modeli anlatacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Renklerimi ben gördüğünüz gibi krem, koyu pembe ve açık pembe olarak ayarladım. Siz istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Zeminimiz yani zemin rengimiz krem rengi olarak yaptım ben. Üzerine desenimizi bu iki rengi kullandım. Dediğim gibi siz istediğiniz renklerini eğer artan ipleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Şişlerime gelince hanımlar 3 numara şiş kullanacağım. Ben 5 şişlerimden 2 tanesini kullanıyorum bu patiğimde. İleriki kısımlarda ise 3 numara yine misinalı şişe ihtiyacımız var. Bu daha ileriki kısımlarda gerekli bize. Onu şöyle bir kenara alıyorum. Modelimize gelince hanımlar, şöyle modelimi göstereyim. Gördüğünüz gibi patiğimiz bu şekilde. Ön kısmında böyle bir çiçek desenleri yaptım. Patiğimiz tamamen haroşadan oluşacak. Şöyle yan kısımlarını göstereyim. Bakın şu yan kısımlarında böyle bir zikzak deseni yaptım hanımlar. Şöyle diğer yan kısmını göstereyim. Taban kısmı da bu şekilde. Patiğimizin sadece şu arka kısmında dikişimiz var. Ben biraz büyük yaptığım için şu kısmı biraz uzatmışım hanımlar. O yüzden yere de sökmek istemedim. Arka kısmını dikişli yaptım. Zaten belli belirsiz dikişi. Ayağınızı rahatsız etmeyecek şekilde dikişini de göstereceğim zaten daha sonra. Gördüğünüz gibi patiğimiz bu şekilde. Ben çok beğendim hanımlar. İnşallah sizler de beğenerek örersiniz. Patiğimi şöyle bir kenara alıyorum. İplerimizi alalım. İlk önce krem rengi ipimizle başlayacağız. Krem rengi ipimi alıyorum. İlk önce kısa şişlerimizle başlıyoruz. Şöyle ufak bir ip bırakıyorum hanımlar. Burun kısmından başlayacağız. Şuradan göstereyim. Burun kısmından başlayarak ilk önce bu ön kısmını yapacağız. Daha sonra misinalı şişimize kenarlarından ilmek çıkartarak yan kısmını yapıp daha sonra taban kısmına geçeceğiz. Şöyle bir ilmek yaptım hanımlar. Şişime takıyorum. 5 ilmekle başlıyoruz. 2, 3, 4, 5. Patiğime 5 ilmekle başlıyorum. Bir tane de düğüm atıyorum. Evet, diğer şişimi aldım. Bu 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde düz olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Haroşa olacak. Yani patiğimizin tamamı haroşadan oluşacak. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Düz olarak örüyoruz hanımlar. Son ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra bu şekilde örerek alıyorum. Siz örüp bırakabilirsiniz. Yani nasıl rahat ediyorsanız bu kenar kısımlarını. İster diş diş olabilir, isterseniz de düz olarak çıkartabilirsiniz. Her iki örgüde de kenarlarından ilmek çıkartabiliyoruz zaten. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördükten sonra burada artırmaya başlıyorum hanımlar. Burası bizim ön yüzümüz. İkinci ilmeğimi ördükten sonra şişime bu şekilde ilmek atıyorum. Bir ilmek örüyorum ve diğer yan kısım için artırmamı yapıyorum. İki tane artırma yaptık. Kenarda iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi örüyorum. Ama son ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Dönüşte öreceğim onu da. Ben patiklerimde genelde bu şekilde yapıyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi ördüm. Burası bizim arka yüzümüz olacak. O yüzden bu sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yani artırma yapmıyoruz. Çünkü ön yüzde yapmıştık artırmamızı. Son ilmeğimi örmeden aldım. Geriye döndüm. Şimdi tekrar artırma yapacağız. Ön yüzdeyiz. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Son 2 ilmekten önce artırmamı yapıyorum.
Başlangıçta 2 ilmek ördükten sonra artırma yapıyoruz. Şişin sonunda son 2 ilmeği örmeden artırmamızı yapıyoruz. Kenarlarımızın artırması bu şekilde oluyor hanımlar. Evet, son 2 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Geriye döndüm. Modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi ön yüze geçtiğimizde renkli ipimizi bağlayıp modelimizi kuracağız. Arka yüzden ilmeklerimizi düz olarak ördük. Ön yüze geldik. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra bir ilmek daha örüyorum. Artırma yaptığım ilmekle birlikte toplamda 4 ilmek oldu şişimde. Şimdi burada koyu renkli ipimi, krem rengi ipime bağlayıp modelimin kurulumunu yapacağım. Hem artırma yapacağız hem de modelimizi kuracağız. Evet. Şimdi sıradaki ilmeği bu pembe ipimle yine düz olarak örüyorum. Bir ilmek pembe ipimle ördüm. Bir ilmek krem ipimle örüyorum. Yine bir ilmek pembe ipimle örüyorum. Krem rengi ipimi alıyorum. Burada 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğin birini ördüm. Bakın 2 ilmekten önce artırmamızı yapacağız. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeği de ördüm. Şimdi arka kısmına geçiyoruz. Arka kısımda herhangi bir işlem yapmadan yine devam ediyoruz ilmeklerimizi örmeye. Krem ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu krem pembe ilmeğime gelince krem ipimi ön tarafa alıyorum. Pembe ipimi arka tarafa atıyorum. Bakın bu krem ipimi ön tarafa aldığımızda pembe ipimizin üzerinde olması gerekiyor. Şöyle. Arka tarafa attım pembe ipimi. Pembe ilmeğimi ördüm. Yine pembe ilmeği öne alıyorum. Krem rengi ipimi arka tarafa atıyorum. Krem ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Pembe ipimi arka tarafa atıyorum. Pembe ilmeğimi ördüm düz olarak. Pembe ipi öne aldım. Kremi arkaya attım. Burada kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, modelimizin ilk kurulumunu yaptık. Bakın, çiçeğimizin birinci sırası. Şimdi artırmalara devam ediyoruz tabii ki. 2 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Bu sırada yine bütün ilmeklerimizi kremle öreceğiz. Pembe ipimizi kullanmayacağız. Artırmamı yaptım. Şişimin sonunda 2 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir sıra model kuruyoruz. Bir sıra krem ipimizle, yani bir diş krem ipimizle örüyoruz hanımlar. Şimdi son 2 ilmekten önce artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine burada herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Ön yüze geldim. Yine artırma yapacağız ve modelimizi kuracağız. Devam edeceğiz. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. 1 2. Artırmadan sonra 2 ilmek ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Pembe ipimi alıyorum. Bakın şöyle pembe ipimi aldım. Sıradaki ilmeğimi pembe ipimle ördüm. 1 ilmek krem ördüm. Gördüğünüz gibi bir pembe ördüm, bir krem ördüm. Şimdi bu ortadaki ilmeğe açık şu toz pembe olan ipimizi bağlayacağız. Şu pembe ipime bağlıyorum, koyu pembeye. Açık renkli pembemizi bağladık. Kremi ördükten sonra bir pembe bir krem ördük. Sıradaki ilmeği açık pembe ile örüyorum. Bir ilmek krem örüyorum. Sıradaki ilmeği koyu pembe ipimle örüyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu toz pembe çok fazla görünmüyor ama şu iki pembenin tam ortasına denk gelen kısım açık pembe. Şöyle göstereyim. Evet, pembe ipimi bırakıyorum. Krem ipimi alıyorum. Şişimin sonunda 2 ilmek kalınca artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğim kaldı.
Artırmamı yapıyorum. Son iki ilmeğimi örüyorum. Şimdi geriye döndüm. Arka yüzde yine bir önceki modelde yaptığımız gibi pembe ilmeklere kadar ilmeklerimi örüyorum. Krem ilmeklerimi. Şimdi krem ilmeğimi ön tarafa aldım. Pembe ilmeğimi arka tarafa attım. Dediğim gibi bakın geri dönüşlerde pembe ipin üzerinde olacak krem ipimiz. Pembe ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Tekrar krem ipimi arka tarafa attım. Krem ilmeğimi ördüm. Krem ipimi tekrar öne aldım. Bu defa toz pembe ipimi arka tarafa atıyorum. İlmeğimi örüyorum. Yani hangi renkle ördüysek arka yüzde de o aynı renkleri örmüş oluyoruz hanımlar. Krem ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Koyu pembe ipimi arka tarafa attım. Pembe ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Krem ipimi arka tarafa atıp sonda kalan 5 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Evet, burası arka kısım bu şekilde oluyor hanımlar. Geriye döndükten sonra bu sırada sadece artırma yapacağız. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Şişimin sonunda 2 ilmek kalana kadar bu şekilde düz olarak örüyorum. Burada renklerimizi kullanmayacağız. Şöyle iplerimizi de ilmekler açılıyor çünkü çekiştirirsek daha iyi olur. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum krem ipimle. 2 ilmekten önce artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bakın, çok basit bir örnek hanımlar. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Sıranın sonuna kadar. Son ilmeğimi de ördüm. Geriye döndüm. Şimdi burada yine çiçeğimizin son sırasını yapacağız. Bakın, bir sıra yani bir diş renkli kısmı yapıyoruz. Bir diş şu diş olarak sayıyoruz hanımlar. Bir sırada yani iki sıra örmüş oluyoruz. Bir diş krem oluyor. Bir sırada model, bir sırada krem örüyoruz bu şekilde. Şimdi geriye döndükten sonra çiçeğimizin son kısmını yapacağız. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum artırmadan sonra. Yine koyu pembe ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi pembe ipimle örüyorum. 1 ilmek kremle örüyorum. 1 ilmek pembeyle örüyorum. Krem ipimi alıyorum. Şişimin sonunda 2 ilmek kalınca artırmamı yapıyorum hanımlar. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de bu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi çiçeğimizin son sırası. Arka yüze döndük. Arka yüzde yine renklerimizi aynı renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Pembe ipime kadar, ilmeğime kadar. Pembe ilmeğime gelince ipimi ön tarafa aldım. Pembeyi arka tarafa attım. İlmeğimi ördüm. Yine ön tarafa aldım. İpimi arka tarafa attım. Krem ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Pembe ilmeği ipi arka tarafa attım. Pembe ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Kremi arka tarafa attım. Kalan ilmeklerimizi kremle örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde yine her sırada bu şekilde yapacağız hanımlar. Evet, şöyle hemen ön tarafa geçelim. Bakın, modelimiz bu şekilde. İlk çiçeğimizi tamamladık. Şimdi bu sırada yine sadece artırma yapacağız. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar. Son iki ilmeğim kaldı.
artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. Sıra başında tekrar görüşelim. Arka yüzden ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bu sıramızda bu defa şu kısmı yapacağız hanımlar. Çiçekli kısmı 2 tane yapacağız çiçeklerimizi. Başlayalım. İlk 2 ilmeğimi örüyorum yine. Artırmamı yapıyorum. 1 2 Artırma yaptıktan sonra 2 ilmek ördüm. Toplamda 5 ilmeğim oldu şişimde. Şimdi sıradaki ilmeğimi pembe ipimle öreceğim. Kuyu pembe ipimi alıyorum. İlmeğimi ördüm. Krem ipimle 1 ilmek örüyorum. Yine 1 ilmek pembe. 1 pembe, 1 krem, 1 pembe ördüm. Krem ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördükten sonra yine koyu pembe ipimi alıyorum. Çok fazla gerdirmeden ipimizi gerdirmeden ördük ilmeğimizi. 1 pembe ördüm, 1 krem, yine 1 pembe örüyorum. Çiçeklerimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi krem ipimi alıyorum. 2 ilmeğim kalınca artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine renklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kremleri kremle, pembeleri pembeyle sadece ipleri öne alıp arkaya atacağız. Evet, pembe ipimi arka tarafa attım. Krem ilmeğimi ördüm. Pardon, pembe ilmeğimi ördüm. Krem ipimi arka tarafa attım. Krem ilmeğimi ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. İpimi arka tarafa attım. Ortadaki 7 ilmeğimi kremle örüyorum. Pembe ipimi yine gerdirmeden, çok fazla çekiştirmeden arka tarafa attım. Çünkü burası gerilirse ön kısım böyle fazla şey olur, kardaklanır. O yüzden gerdirmeden ilmeğimi ördüm. Krem ilmeğimi ördüm. Tekrar pembe ipimle örüyorum ilmeğimi. Krem ipimi aldım. Şişimin sonuna kadar ördüm. Arka kısımda bu şekilde. Evet hanımlar. Şimdi sadece ön yüzdeyi anlatacağım. Arka yüzü yani az çok anlamışsınızdır. Arka yüzde de bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim kaç sıra olmuş, kaç ilmeğimiz olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 27 ilmek olana kadar artırmaya devam edeceğiz. Bu sıramızda sadece krem ipimizle örüyoruz. İlk 2 ilmeğimi örüyorum yine. Artırmamı yapıyorum. Bu sıramızdaki artırmamızla birlikte 25 ilmek olacak. Şimdi şişimdeki ilmeklerimin son 2 ilmeğe kadar krem ipimle örüyorum. Dediğim gibi bir sıra model kuruyoruz, bir sıra sadece krem ipimizle örüyoruz. 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğimi ördüm. Evet, arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan İlmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzümüzü ördük. Ön yüze geldik. Son artırmamızı yapacağız artık hanımlar. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Artırma ilmeğimden sonra 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Burada yine çiçeğimize devam edeceğiz modelimize. Pembe ipimi aldım. Sıradaki ilmeğimi pembe ipimle ördüm. 1 ilmek kremle örüyorum. Sıradaki krem ilmeğimden sonra sıradaki ilmeğimi açık pembe ile örüyorum. Krem ilmeğimi tekrar alıyorum. İpimi, pardon, dilim dolaşıyor arada bir hanımlar, kusura bakmayın. Renkler çok olduğu için biraz kafam karışıyor. Bir ilmek kremden sonra koyu renk pembemi örüyorum. Bir ilmek krem ipimle 1, 2, 3,
4, 5. 5 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine koyu pembe ile örüyorum. Yine çok fazla gerdirmeden. Sıradaki ilmeğimi kremle örüyorum. Bir ilmek açık pembe ile örüyorum. Bir ilmek krem. Bir ilmek koyu pembe. Evet, çiçeğimizin ön yüzdeki kısmı bu şekilde. Şimdi son iki ilmeğim kalınca son artırmamı yapacağım. Son iki ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum ve son iki ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi yani hangi renkse o şekilde öreceğiz hanımlar. Gösterdiğim gibi örelim. İpi ön tarafa, arka tarafa alarak bu şekilde öreceğiz. Arka yüzü ördükten sonra ön yüzde tekrar görüşelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ben gördüğüm gibi ördüm. Renklerimi aynı rengimle ördüm. Burada artırmalarımız bitti. Şişimizde şu anda 27 ilmek var. Buradan itibaren sadece bu 27 ilmeği örerek devam edeceğiz. Bu sıramızda bir önceki sırada modelimizi kurduğumuz için bu sıramızda herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi krem ipimizle örüyoruz. Ön yüzden ve arka yüzden. Artırmalarımız bittiği için hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece gördüğümüz ilmeklerimizi krem ipimizle örüyoruz. Ön yüzden ve arka yüzden ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar. Bakın bir dış haroşam oluşturdum ben. İki sıra ördüm. Ön yüzden ve arka yüzden düz olarak ördüm. Şimdi çiçeğimizin son sırasını yapacağız. Dediğim gibi artırmalarımız bitti. İlmeklerimizi artırma yapmadan devam edeceğiz. İlmeklerimizi örmeye. 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. İlk başlangıçtan 7 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeği hemen şöyle pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimle ördüm. Bir ilmek krem ipimle örüyorum. Bir ilmek pembe ile örüyorum. Krem ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 ilmek ördüm krem ipimle. Sıradaki ilmeğimi pembe ile örüyorum. Bir ilmek krem örüyorum. Yine bir ilmek pembe ile örüyorum. Geriye kalan 7 ilmeğimi krem ipimle örerek sıramı tamamlıyorum. Evet hanımlar. Artırmalarımız bitti. Modelimize bu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzden ilmeklerimizi kremle, pembe ilmeklerimizi pembe ile örerek sıramızı tamamlayacağız. Ön yüze geldiğimizde yine sadece krem ilmek iple ipimizle öreceğiz. Ön yüzden ve arka yüzden düz olarak öreceğiz. Bir diş haroşamız oluşacak. Her iki çiçeğin arasında bir diş olacak. Ben şöyle yaptım hanımlar. Şöyle göstereyim. Bakın. İlk önce bir çiçek yaptım. Daha sonra iki çiçek yaptım. Yine tekrar bir çiçek yaptım. Sonra iki çiçek yaptım. Sonraki modelde yine bir çiçekle bitirdim. Ön kısmını bu şekilde yaptım, gördüğünüz gibi. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Yani şu gördüğünüz kısmı tekrarlayacağız. Şimdi bu arka yüzü ördükten sonra yine krem ipimizle iki sıra öreceğiz. Daha sonra yine aynı sıraya gelecek şekilde birinci çiçeğimizi aynı şekilde kuracağız. Yani tam onun üzerine gelecek şekilde. Şöyle tam orta kısmına gelecek şekilde. Şu pembe ilmekleri takip ederseniz zaten bilirsiniz hanımlar. Patik yapıyorsanız eğer daha iyi bilirsiniz. Ben fazla uzatmayacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz çünkü. Dediğim gibi bakın nasıl yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5. 5 model, yani şu ikilileri saymıyorum. Sadece birini saydım. 5 model kurmuş olduk. 5. modelden sonra da 2 sıra krem ipimizle 2 diş haroşamızı öreceğiz. Daha sonra ayrım kısmını ve yan kısımlarını anlatacağım sizlere. Dediğim gibi bu çiçeklerimizi tamamlayalım. Ayrım kısmında tekrar görüşelim. Evet hanımlar, ben ayrıma kadar modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi size anlattığım gibi bu şekilde modelimi yaptım. Son bakın şu bir tane çiçeğimi yaptıktan sonra 2 diş de haroşa ördüm. Yani 4 sıra örmüş oldum. 2 sıra 2 diş haroşayı yapmak için. Şimdi ayrım kısmına geçeceğiz. Bu şişlerden bir tane daha ihtiyacımız var hanımlar. Ben hemen hazırladım yanıma.
Ayrım kısmını yapacağız. İki yan kısmını ayrı ayrı öreceğiz. Başlayalım isterseniz. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. İki, dört, altı, sekiz, dokuz, on, 11, 12. 12. 13 ile 14'ün yerlerini değiştireceğiz. Bakalım bu tarafta kaç ilmek kalacak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi 12 ilmeğimizi ördük hanımlar. 13 ilmek dedim ama size 12 ilmek örüyoruz. 13. ve 14. ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. İkinciye şişimi taktım. 12 ilmek örerek geldik hanımlar. 13 ve 14'ün yerlerini değiştireceğiz. Şöyle ikinci şişimi taktım. Bu şekilde çapraz yapıyorum ilmeklerimi. Öndeki ilmeği örüyorum ve bu şişimi alıyorum. Bu şişimde 13 ilmeğim var hanımlar. Diğer şişimde 14 ilmeğim olacak. Çünkü 27 ilmek yapmıştık biz. Bu şekilde fark etmez. Bir ilmek eksik, bir ilmek fazla fark etmiyor hanımlar. Devam edelim. 14 ilmeğimi sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra 14 ilmeğimi örüyorum. Bu arada 3. şişimi aldım hanımlar. Biraz önce söylemeyi unuttum sizlere. Bu 13 ilmeği bu şişte bırakıyorum. Diğer 14 ilmeğimizi örerken, yani şurayı örerken diğer şişimizi alıp devam ediyoruz. Bu tarafı 2 şişimizle. Yani bu ilmek şişimizde kalacak, bu ilmekler. İsterseniz bir ipe de geçirebilirsiniz ama ben şişte bırakıyorum. Daha kolay oluyor. 14 ilmeğimi ördüm. Geriye döndüm. Şimdi artık buradan itibaren 14 ilmeğimizi örerek yan kısmını oluşturacağız. Birinci yan kısmı oluşturacağız. Geriye döndüm. Yine ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Bir sıra, iki sıra ördük hanımlar. Bir de şaroşamız oldu. Şimdi yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Daha sonra artırmalara başlayacağız. Şu kenar kısmının zigzag yerine. Ayrım yaptıktan sonra bakın şurası bizim birinci dişimiz. Birinci diş haroşamız oldu. Şurası. Şimdi bu sırayı örüp arka yüzden de örüp geldiğimizde iki diş olacak. Yine ön yüzden bir sıra daha örüyoruz. Arka yüzden de bir sıra daha örüyoruz. Toplamda ayrımdan sonra 3 diş örmüş olacağız hanımlar. 3 dişten sonra artırmalara ve eksiltmelere başlayacağız. Yani nereden bahsediyorum hanımlar? Şu kısımdan bahsediyorum. Siz isterseniz eğer burası bana zor gelir, ben burayı yapmak istemiyorum derseniz bu 14 ilmeği bu şekilde devam ettirerek topuğa kadar istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 20-21 diş haroşa yapabilirsiniz. Bu ölçü yeterli olacaktır. Eğer ayağınız küçükse daha da az yapabilirsiniz. 18 veya 19 diş haroşa yapabilirsiniz. Ben böyle yaptığım için videoda anlatacağım. Siz dediğim gibi düz bir şekilde örebilirsiniz. Şimdi ayrımdan sonra bakın bir diş haroşamızı yaptık. Yine aynı şekilde devam edelim. 3 diş haroşamız olacak. 3 dişten sonra artırmalara ve eksiltmelere başlayacağız. Evet hanımlar, ben 3 diş haroşamı tamamladım. Şöyle göstereyim biraz yakından. Netleşirse. Şöyle ayrımdan sonra bakın şuradan itibaren şu kısımdan. Bakın 1, 2, 3 diş haroşamı yaptım. Şimdi artırmalara başlayacağım. İlk ilmeğimi örüyorum. Burada ilk ilmekten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Diğer ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Birinci ilmekten sonra artırmamızı yapıyoruz. Geriye dönüyorum. Sadece o kısımda artırma yapıyoruz. Yani patiğin şu iç kısmına gelen yerde ayrım yaptığımız
yerde bu artırma kısmını yapıyoruz. Geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi örüyorum. Ben son ilmeklerimi ördükten sonra son ilmeği örmeden alıyorum hanımlar. Bir daha önce de söylemiştim. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. İkinci artırmamızı yaptık ve diğer ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Sadece bu kısımda artırma yapıyoruz. 3 artırma yapıyoruz. Daha sonra 3 kesim yapacağız. 3 artırıyoruz, 3 kesiyoruz. Geriye döndüm. Modelin arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Geriye döndüm. Üçüncü ve son artırmamı yapıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 artırma yapıyoruz. 3 kesim yapıyoruz. Yani daha fazla yapabilirsiniz. Benim için bu artırma yeterliydi hanımlar. Siz isterseniz 4 artırma, 4 kesme yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. İsterseniz düz olarak da çıkabilirsiniz artırma eksiltme yapmadan. Ben patiye biraz hava katması açısından bu şekilde yapmak istedim. Arka yüzden de ilmeklerimizi örüyoruz. Ön yüze geldim. Artırmamızı bitirmiştik hanımlar. Şimdi hemen kesme işlemine başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Sonraki iki ilmeğin ikisini birlikte alarak ilk kesimimi yapıyorum. Artırmamızı yaptık 3 artırma. Artırmayı bitirdikten hemen sonra kesmeye başlıyoruz. İlk kesimimi yaptım. Yine bir ilmek ördüm. Sonraki iki ilmeği kestim. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Ön yüze geçtiğimde yine kesim işlemini yapacağım. Evet. Geriye döndüm. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi ördüm. Sonraki iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Yine diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci kesme işlemimizi yaptık. Geriye döndüm. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ön yüzde yapıyoruz. Artırma kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu arada hanımlar, bu patiyi kaç numaraya yaptığımı söylemeyi unutmuşum ben sizlere. 38 ve 39 numaraya uyumlu oldu benim elimin ayarına göre. Bu ölçü sizin elinizin ayarına göre değişebilir. Küçük veya büyük de olabilir. Eğer ayağınıza küçük olduysa burayı uzatabilirsiniz. Eğer ayağınıza büyük olduysa biraz daha kısaltabilirsiniz. Yani şu haroşek ayrımdan sonrasını daha da kısa yapabilirsiniz. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi ördüm. Yine sonraki iki ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Üçüncü ve son artırmamı yaptım. İlk zigzaglı kısmı yaptık hanımlar. İlmeklerimiz şu anda 14 ilmek. Şu an, sayısı yine aynı. Artırdık ve eksilttik. 14 ilmeğimiz yine aynı şekilde. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz.
Bu artırma ve kesme işlemini tamamladıktan sonra 3 tane kesmeyi yaptıktan sonra hanımlar, arka yüzden de ilmeklerimizi ördük. Şimdi bu işlemden sonra bu 14 ilmeğimizi artırma eksiltme yapmadan bir sıra önden örüyoruz, bir sıra arkadan örüyoruz. Daha sonra tekrar artırma işlemine geçiyoruz. Yani bakın bu sıramızda herhangi bir artırma eksiltme yapmıyoruz. Ben bu şekilde yaptım. Şöyle devam edelim. İlk sıramızı ördük. Arka yüzden ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Ön yüze geçtiğimde artırmamı yapacağım. İkinci zikzak kısmına geçeceğim. Evet. 14 ilmeğimi 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örmüş oldum. Yani bir diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi bu sıramızda tekrar artırma işlemine geçiyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine şurada yaptığımız gibi hanımlar aynı işlemlere tekrar ediyoruz. Başka hiçbir işlemimiz yok. 3 artırma yapıyoruz. 3 kesme yapıyoruz. Bakın ilk zikzak kısmı bu şekilde oluştu. Şimdi bir tanesini yaptık. 1, 2, 3. 3 tane yapacağız. 4. Zikzakı da yarım olarak yapacağız hanımlar. 2 artırma yapacağız ve bırakacağız, ondan sonra ilmeklerimizi keseceğiz. Dediğim gibi 1, 2, 3 tam zikzak yapacaksınız. 4.'yü de 2 artırma yaptıktan sonra ilmeklerimizi keseceğiz. Oraya kadar gelelim. Ben size anlatacağım zaten burayı. Şimdi 3 tane bu zikzakımızı tamamlayalım. 4.'yü de yani 2 artırmamızı yapalım. Daha sonra kesme işlemini göstereceğim. Evet hanımlar, bakın size söylediğim gibi bu zikzakları tamamladım ben. 1, 2, 3 tane yaptım. 4.'yü de bakın bu şekilde yarım yaptım. Yani 2 artırma yaptım sadece. Şimdi burada ilmeklerimizin tamamını keseceğiz. İlk 2 ilmeğimi ikisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeğimi tekrar diğer şişime takıyorum. Sonraki ilmekle birlikte kesiyorum. İlmeği şişe takıyorum. Sonraki ilmekle birlikte kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sonuna kadar kesiyoruz. Arka kısmını dikeceğimiz için burayı ben kestim hanımlar. Evet. Bir tane de zincir çekiyorum. Hemen makasımı alıp kestim. Yan kısmımız hazır. Şimdi diğer yan kısmına geçeceğiz. Diğer yan kısmına geçtiğimizde de ön yüzünden değil de arka yüzden başlayacağız hanımlar. Çünkü ön yüzü örerek gelmiştik. O yüzden başlangıcımızı da şöyle şişimi bir kenara bırakıyorum. Başlangıcımızı da arka yüzden yapıyoruz. İpimi şöyle aldım. Hemen buradan ilk ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu ipimi ön tarafa alıyorum. İpimin ucunu örmeye devam ediyorum. Yine burada da 3 diş haroşamızı yapacağız. 3 dişten sonra artırma ve kesme işlemlerine başlayacağız. Yine burada da aynı işlemleri yapıyoruz. Evet. İlk ipimizi bağladıktan sonra herhangi bir artırma eksiltme yapmıyoruz. İlk dişimiz oluştu zaten hanımlar. Ön yüzden örerek gelmiştik, ayrımı yapmıştık. O yüzden arka yüzden başladık. Arka yüzden yaptığımız için ilk dişimizi şöyle oluşturduk. Şimdi 4 sıra daha örüyoruz. 4 sıra dediğim hanımlar ön yüzden ve arka yüzden sayıyorum ben. Ön yüzden ve arka yüzden örerek 4 sıramızı daha, yani 3 diş haroşamızı daha yapıyoruz. Zaten bir dişimizi yapmıştık. Bir dişimiz hazır. 2 diş daha haroşa yapıyoruz. Yani toplamda 4 sıra örmüş olacağız. Daha sonrasında artırma ve eksiltmelere geçeceğiz.
Evet hanımlar, ben 3 dişimi tamamladım. Bakın şuradan itibaren 3 dişimi yaptım ayrımdan sonraki. Şimdi artırmalara ve eksiltmelere başlayacağız. Yani bu defa şişimizin bu tarafında yapacağız. Artırma eksiltmemizi. Bu şişimizde 13 ilmeğimiz var. İlk önce 12 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın yine son ilmekten önce artırmamızı yapıyoruz. Son ilmeğimizi örüyoruz. Ben örmeden alıyorum. Geriye dönüşte öreceğim. Örmeden aldım. Geriye döndükten sonra örüyorum. Ve yine arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Geriye döndüm. Yine son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Şişimin sonunda son ilmeğimden önce artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Geriye dönüyorum. Arka yüzde dediğim gibi herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, yine ön yüze döndüm. Üçüncü ve son artırmamı yapacağım bu sırada. Yine ilk baştan son ilmeğe kadar düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Son ilmekten önce artırmayı yapıyorum. Evet, son ilmeğe geldim. Artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Geriye döndüm. Arka yüzde herhangi bir işlemimiz yok. Devam ediyoruz. Düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Bir sonraki sırada kesim işlemini yapacağız. 3 artırma yaptık. 3 kesim yapacağız şimdi. Biraz hızlı ilerliyorum hanımlar. Burada çünkü farklı bir şey yok. Sadece kesme ve artırma yapıyoruz. O yüzden biraz hızlı örüyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar. Bakın şişimizin sonunda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğin ilk ikisini kesiyorum. Son ilmeğimi de örmeden şişime alıyorum. Kesme işlemine başladık. Artık kesme yapıyoruz. 3 tane kesme yapacağız. Arka yüzde düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Geriye döndüğüm ön yüzde yine ilk baştan son 3 ilmeğe kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğime geldim. İlk ikisini birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeği kestim. Son ilmeğimi örmeden şişime aldım. Siz örerek de bitirebilirsiniz. Yani bu size kalmış burası. Ben bu şekilde alıştığım için böyle rahat oluyor hanımlar. O yüzden bu şekilde yapıyorum ben. Siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Kenar ilmeklerini herkes farklı bir şekilde örer. Örerek alır, örmeden alır benim gibi. Arka yüzden ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ön yüze geldim. Üçüncü ve son kesimimi yapacağım. Yine baştan son 3 ilmeğe kadar düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Son 3 ilmeğe geldim. İlk ikisini kesiyorum. Son ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bakın burada aynı şekilde zigzag bir hal alıyor hanımlar. Sadece bu tarafta, burada ilk başta yapıyorduk bu işlemi. Burada da şişimizin sonunda yapıyoruz. Sadece yerleri farklı. O yüzden bu tarafı da anlatmak istedim. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde kesme işlemimiz tamamlandı. Kesmeden sonra hanımlar bu 13 ilmeği
Bir sıra düz olarak örüyorduk. Yani bir sıra önden, bir sıra da arkadan örerek geliyoruz. Yani kesme ve artırma yapmıyoruz. Daha sonra, bu iki sıradan sonra kesme artırmaya tekrar başlayacağız. Yani bu 13 ilmeğimi ön yüzde ve arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum. Kesme ve artırma yapmıyorum. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde devam edelim. Karşı tarafı yaptığımız gibi 3 zikzak yapalım. Dördüncüyü de yine 2 artırma yaptıktan sonra ilmeklerimizi bu şekilde keselim gösterdiğim gibi. Daha sonra kestikten sonra yan kısımlarından ilmek çıkarıp şu gördüğünüz yandaki modelimizi yapacağız. Daha sonra taban kısmına geçerek patimizi tamamlayacağız artık hanımlar. Şimdi burayı tamamlayalım, ilmeklerimizi keselim. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet hanımlar, diğer yan kısmı da ben bitirdim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle, çok da belli değil ama şöyle göstereyim, zikzaklar bu şekilde. Yine son 2 ilmek artırarak bitirdik ve ilmeklerimizi kestik. Şimdi burada misinalı şişe ihtiyacımız var hanımlar. Ben misinalı şişimi hemen alıyorum. Patiğimizin ön yüzü üste gelecek şekilde şu yan kısımlarından ilmek çıkaracağız. Hemen ilk, bakın şu kestiğimiz noktada ilk yuvaya şişimi battım. Buradan hemen ilmeğimi çıkarıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bakın yanındaki yuvaya tekrar batıyorum. Bir ilmek de buradan çıkarıyorum. Şu ipimi ben bir sabitleyeyim hanımlar. Şu ipimle hemen ilmeklerim çıkmasın. İpimi sabitledim. Evet, her yuvaya birer kez batarak, bakın şöyle, krem olduğu için çok fazla da görünmüyor, akşam oldu artık hanımlar, o yüzden ışıkları da açtım ama inşallah net görünüyordur. Şöyle bir sonraki yuvaya battım, ilmeğimi çıkardım. Yine bir sonraki yuvaya batıyorum, ilmeğimi çıkarıyorum. Her yuvaya birer kez batarak ilmeğimizi bu şekilde çıkarmış oluyoruz. Bakın şöyle ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şöyle yan kısımlarını zaten örerken görürsünüz. Şu yan kısımları böyle. Eğer diş diş yaptıysanız her iki haroşanın arasına batacaksınız hanımlar. Eğer diş diş yaptıysanız bakın şu her iki diş haroşanın tam arasına batmış olacaksınız. İlmekleri o şekilde çıkarabilirsiniz. Devam edelim. İlmeklerimizin her yuvaya bir kez batarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Tam hatırlamıyorum kaç ilmek çıkardım hanımlar. Şimdi ilmeklerimi çıkardıktan sonra size tam net bir sayı söyleyeceğim. Evet hanımlar. Bu şekilde her yuvaya birer kez batarak, bakın zaten yanlarında belli. Şu ön kısma geldiğimizde yine buradan da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Diğer yan kısmına geçeceğiz. Buradan da ilmeklerimizi her yuvaya birer kez batarak ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben ilmeklerimi çıkarıp geleyim hanımlar. Tam net bir sayıyı söyleyeceğim sizlere. Şimdi hanımlar bakın ben orta kısma kadar geldim. Şöyle buraya geldiğimizde bu ilk başladığım kısımdan ilmeklerimi çıkardım ama şişim dönmüyor bu tarafa. Dönmediği için şişimi, yani şöyle göstereyim, hemen tekrar baştan göstereyim. Böyle ipim, şişimiz dönmeyecek bu tarafa. O yüzden ne yapıyoruz? Kolay bir yöntemi var. Şişimizi bu şekilde çıkarıp boşluğa çıkarıyoruz. Bakın şu telimizi çıkartıp bu şekilde bir boşluk oluşturuyoruz. Yine ilmeklerimi sıra kaldığım yerden çıkarmaya devam ediyorum. Tabii şu iki ilmeğin arası gevşek kalmayacak hanımlar. Ona dikkat edeceksiniz. İlmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum. Yan kısımlarından. Böyle yapmamız gerekiyor. Yoksa örülmesi zor olur.
Evet, şimdi ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Buraya kadar, son yuvaya kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Daha sonra sayısını söyleyeceğim sizlere. Evet hanımlar, kenarlardan ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 123 ilmek çıkardım ben hanımlar. Bu sayı sizin yaptığınız patiye göre değişir hanımlar. Şu yan kısmını uzun ya da kısa yaptığınızda bu sayı değişir. Hiç fark etmez. Değişsin, önemli değil. Yani bu sayı da önemli değil aslında. Her yuvadan birer tane çıkardığımız için eğer atlamazsak güzel bir görüntü olacaktır hanımlar. Atlamadan ilmeklerimizi çıkardığımıza göre sayısı hiç önemli değil. Şöyle ilmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüze geçiyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum. Arka yüzden ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Burayı da haroşa olarak örüyoruz. Yani ön yüzden bir diş haroşamız oluşacak. Şöyle göstereyim. Çok da şöyle göstereyim. Bir diş haroşamız olacak. Devam edelim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi şu orta kısma geldiğimde nasıl yapacağımı göstereceğim sizlere. Buradan itibaren artık böyle örmemiz gerekiyor. Yani şu boşluğu vermiştik hatırlıyorsanız. Böyle yapmazsak eğer kenarla, yani bu misinalı şişle örmemiz biraz zor olur. Ya da kenarlara 5 şişe de takabilirsiniz. Eğer rahat edebilirseniz, örebilirseniz. Ben misinalıyla daha rahat ördüğüm için bunu tercih ettim. Şimdi orta kısma geleyim. Hemen şişimi nasıl çıkarıp tekrar nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, son şeye kadar ördüm hanımlar. Bakın, ördükten sonra bu şişimdeki ilmekler bitti ve bu şişim boşa çıktı. Hemen bakın, bu boşa çıkan telden aşağı doğru itiyorum şişimi. Bakın, böyle ittim. Hemen örmüş olduğum, biraz önceki örerek buraya kadar geldiğim şişimin ucunu çekiyorum. Buraya bu şekilde boşluk veriyorum. Ve buradan itibaren devam ediyorum. Örerken de bu iki ilmeğin arasını biraz sıkı örüyorum ki arasında boşluk kalmasın hanımlar. Eğer kalırsa orası ayağınızın ucunda belli olur. Kalmamasını tercih ederim. Eğer gevşek bırakırsanız arasında delik olabilir. O yüzden biraz sıkı örmeniz gerekiyor. Şimdi şişimizin sonuna kadar ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, ben sıramı tamamladım. Tekrar ön yüze geldim. Burada pembe ipimizi bağlıyoruz. Koyu pembe ipimizi bağlıyoruz. Şu kenar kısmının desenini yapacağız. Hemen pembe ipime, krem ipime bağlıyorum. Ben yine son ilmeğimi örmeden bırakmıştım. Dönüşte öreceğim şimdi hanımlar. Şöyle yapayım. İlk önce krem ipimizle başlayacağız. Ama pembe ipimizi bağladık. Krem ipimle ilk başlıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek krem ipimle ördüm. Pembe ipimi bağlamıştım zaten. Bir sonraki ilmeğimi pembe ipimle örüyorum. 3 ilmek kremden sonra 1 pembe, 1 krem. 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 Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. 1 pembe, 1 krem. Zaten düz olarak örüyoruz. Arka yüzü de anlatacağım sizlere. Burada yine haroşa olacak. Şu çiçeklerimizi yaptığımız gibi arka yüzde yapacağız. 1 pembe, 1 krem olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Şimdi bu şekilde şu orta kısma kadar gelelim hanımlar. Orta kısımda yine bu şu kısmı boşluk bırakmayı tekrar anlatayım sizlere. Evet hanımlar, orta kısma kadar geldim. Bakın bu şişim boşa çıktı. Hemen onu şöyle aşağıya doğru itiyorum. Şöyle. Hemen şu örmüş olduğum şişimi çekiyorum ve boşluğu bırakıyorum buraya. Buradaki son ilmeğim pembe ile örülmüştü. Kremle devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir krem, bir pembe ile sırama devam ediyorum. Sadece şu boşluk kısmını bıraktık. Bir pembe, bir krem olarak devam ediyoruz. Şişimizin sonunda yine başlangıçta yaptığımız gibi 3 ilmekle 3 ilmek kremle başlamıştık. Şişimizin sonunda yine 3 ilmek krem kalacak hanımlar. Zaten ben o şekilde ayarladım. Tam ayarlı bir şekilde gelecektir. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Modelin arka yüzünde görüşelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar bir pembe bir krem olarak ördüm ilmeklerimi. Yine sıramın sonunda 3 ilmeğim krem olarak örüldü. Şimdi geriye dönüyorum. Arka yüzden de örülüşünü tekrar göstereceğim sizlere. İlk 3 ilmeğimi kremle örüyorum. Yine haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Kremi ön tarafa alıyorum. Bakın kremi pembe ipimin üstüne bıraktım. Pembe ipimi alıyorum. Arka tarafa atıyorum. Arka kısmı biraz zor olabilir hanımlar. Burası biraz ağır ilerleyebilir. Çünkü ipi ön tarafa alıp arka tarafa atmak biraz zamanı alıyor. Pembe ipimi öne alıp kremi arkaya attım. Krem ilmeğimi ördüm. Öne aldım kremi. Pembeyi arka tarafa attım. İlmeğimi ördüm. Yine öne aldım. Kremi arka tarafa attım. Krem ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Pembeyi arka tarafa attım. Bu şekilde devam ediyorum. Burayı eğer böyle zor sunursanız hanımlar, bir sıra pembe ipinizle örebilirsiniz. Ben bu çiçeklere uyum sağlasın diye bu şekilde yaptım. Yani sadece pembe ipinizle de örebilirsiniz. Bir diş haroşa yapmış olursunuz buraya. Düz olarak örersiniz bütün ilmekleri pembe ile. O zaman daha rahat olur sizin için. Krem ipim arkada kalmış. Onu ön tarafa alıyorum. Pembe ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Kremi arka tarafa attım. Bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi biraz yorucu oluyor bu sıra. Bura bittikten sonra zaten taban kısmına geçeceğiz. Patiğimizi tamamlayacağız artık. Öne al, kremi arka tarafa at. Hangi renk denk geldiyse o ipi arka tarafa atıyoruz. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, bu şekilde. Ön yüzden böyle görünüyor hanımlar. Şimdi bu sıramızı şimdi gösterdiğim gibi örelim. Burada zaten boşluk bırakmayı biliyorsunuz hanımlar. Buraya geldiğinizde yine aynı işlemi yapalım. Diğer kısmı da aynı şekilde örelim. Sıra başında tekrar görüşelim. Sıra başına geldiğinizde pembe ipinizi kesebilirsiniz. Başka pembe ipimizle örmeyeceğiz. Bu sırayı bitirdikten sonra pembe ipimizle işimiz bitiyor hanımlar. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ben sıramı tamamladım arka yüzden de. Şimdi pembe ipimi kestim. Krem ipimle devam edeceğim. Bir diş daha krem ipimle bir sıra önden bir sıra arkadan örerek bir diş daha öreceğim. Daha sonra taban kısmına geçeceğim. Şimdi bütün ilmeklerimizi krem ipimizle örüyoruz. Düz olarak yine haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzden ve arka yüzden düz olarak örelim. Bir diş haroşamızı oluşturalım. Daha sonra taban kısmına geçelim birlikte. Evet, bakın bu şekilde modelimiz. Arka yüzü de ördükten sonra bir dişimiz meydana çıkacak. Daha sonra taban kısmına geçeceğiz birlikte. Evet hanımlar, bir diş haroşamı da tamamladım. Yan kısmımız
Bitti. Şimdi taban kısmına geçiyoruz. Taban kısmında 123 ilmeğimiz vardı hanımlar. Bu 123 ilmeğin 7 tanesini şu burun kısmına bırakacağız. Sağ tarafa 58, sol tarafa 58 ilmek ayıracağız. Hemen ilmeklerimizi örmeye başlayalım. İlk 58 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yani haroşa olarak örüyoruz. Şimdi isterseniz 58 ilmeğimizi örelim, zaman kaybı olmasın. 58 ilmeğimizi örüp gelelim. 58 ilmeğimizi ördük. Bakın şişimizde 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmeği örüyoruz. Burun kısmı için 7 ilmek bırakacaktık hanımlar. 1 ilmek de hemen bakın bu şişimizi artık boşluk bırakmıyoruz. Bu şişimi ben böyle itiyorum arka tarafa. 58 ilmekten sonra şöyle biraz yukarı doğru çekerseniz rahat örebilirsiniz. 6 ilmek örmüştük. 1 ilmek de buradan örüyorum. 7 ilmek daha ördük. Şimdi bu 7 ilmek ördükten sonra geriye dönüyorum. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmeğimi ördüm. Geriye dönüyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 8 ilmek oldu. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 9. Geriye dönüyorum. İpimi arka tarafa attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Şöyle ilmekleri çıkarmadan devam edebilirsek. 9 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek yine bu taraftan örerek alıyorum. 10 ilmek oldu. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her dönüşlerde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek de bu taraftan örerek alıyorum. 11. Geriye dönüyorum. Bu ördüğümüz ilmekler 15 ilmek olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek yine bu taraftan örerek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten bakın ilmekler bu şekilde ayrılıyor. 11, 12. 12 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek de bu taraftan örerek aldım. 13 ilmeğim oldu. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek yine bu taraftan örerek alıyorum. 14 ilmeğim oldu. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu taraftan örerek aldım. 15 ilmek oldu. Taban kısmının ilmekleri 15 ilmek olacak hanımlar. Eğer ayağınıza dar gelirse burayı 17 ilmek de yapabilirsiniz. Bu sizin ayağınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Elinizin ayarına göre de değişebilir. Benim bu ölçüm rahat oluyor 38 ve 39 numaraya. Sizin ayağınıza biraz küçük olabilir belki eğer eliniz sıkıysa. O yüzden ilmekleri artırarak taban kısmını genişletebilirsiniz. Geriye döndükten sonra artık kesme işlemine başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 14 ilmeğimi örüyorum. İki, dört, altı, sekiz ilmek ördük. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ilmeğimi ördüm. Bakın 15. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Artık şu yanlardaki ilmekleri eksiltmeye başlayacağız ve taban kısmını oluşturacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 14 ilmeğimi örüyorum düz olarak. 'Zaten yerleri belli hanımlar. Bakın şöyle açtığımda taban kısmıyla şurası taban kısmı, bu taraf yan yanda bulunan ilmekler arası açılıyor zaten. Rahatlıkla anlayabilirsiniz. 14 ilmeğimi ördüm. Bakın 15. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 14 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ördüm. 15. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Devam ediyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yaparak taban kısmını oluşturuyoruz hanımlar. Patik örüyorsanız eğer az çok biliyorsunuzdur bu taban kısmını. 14 ilmeğimi ördüm. 15. ile bir sonrakini kestim. Evet. Şöyle taban kısmını açacağım. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın hanımlar, burun kısmımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle yuvarlak oluyor. İlk 7 ilmekle başladık. Sonraki sıralarda birer ilmek kenarlardan alarak bu yuvarlak kısmı oluşturduk. İstediğimiz sayıya ulaştıktan sonra kesme işlemine başladık. Bu şekilde taban kısmını oluşturacağız. Devam edelim. 15 ilmeğimizi örerek sağdaki ve soldaki ilmeklerimizi birer birer eksiltiyoruz. Ta ki şişimizin sonunda 6 ilmek kalana kadar. 6 ilmek kalınca bakın şöyle taban kısmını hemen göstereyim. Bakın şöyle bir kesinti var, oyuntu var hanımlar. Dediğim gibi bu arka kısmına ben dikiş yapmıştım. Ayağı büyük olmasın diye. Bu tam 38 ve 39 numaraya uyumlu oldu. İsterseniz bu taban kısmını arka kısmına da devam ettirebilirsiniz. Ama çok büyük olacaktır. O yüzden yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi 6 ilmek kalana kadar devam edelim ilmeklerimizi eksiltmeye. 6 ilmek kalınca bu kenarlardan kesim yapacağız. Yani bu 15 ilmeğimizi tamamen keseceğiz ve 1 ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Yani şu ön kısımdaki yuvarlak gibi arka kısımda oval bir biçimi alacak. Topuğunuza rahat bir olması için. Şimdi eksiltmelerimize devam edelim. 6 ilmek kalınca tekrar görüşelim. Evet hanımlar, taban kısmımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi ben misinalı şişten çıkardım. Küçük şişlerime taktım hanımlar. Çünkü ilmeklerim azaldı artık. Misinalı şişle biraz zor oluyordu tellerine takıldığı için. O yüzden küçük şişlere taktım ben böyle iki şişimi. Kenarlarda 6'şer ilmeğim kaldı. Siz eğer taban kısmına 17 ilmek yaptıysanız bu 7 ilmek bırakacaksınız bu kenardan. 7 ilmek bıraktıktan sonra şimdi biraz sonra yapacağım kesim işlemine başlayabilirsiniz. 7 ilmek bıraktıktan sonra isterseniz hemen taban kısmına geçelim.
İlk olarak ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle netleşsin. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 15 13 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmeğimi ördüm. 15 ilmeğimin 2 tanesini örmedim. Şimdi burada üçlü bir kesim yapacağız hanımlar. Son 2 ilmekle bir sonraki, bakın şu kenarda bıraktığım 6 ilmeğin bir tanesini de alarak üçlü bir kesim yapıyorum burada. Üçünü birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu tarafta da yine 2 ilmek kalana kadar ördüm. Yani 12 ilmek örmüş oldum hanımlar. Şimdi bu kalan 2 ilmekle yine bu tarafta kalan ilmeklerden bir tanesini de alarak burada da üçlü bir kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. Bu işlemi ortadaki taban kısmındaki ilmeklerin bitene kadar devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ördüm. Bakın yine 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmekle kenardaki ilmeklerden birini de alarak yine üçlü bir kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Yine taban kısmındaki 2 ilmeğim kaldı sondaki. Bu 2 ilmekle birlikte kenardan 1 ilmek de alarak yine üçlü bir kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Sonda 2 ilmeğim kaldı yine. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Üçlü kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmekle bir sonraki 3. ilmeği de alarak yine üçlü bir kesim yapıyorum burada. Geriye dönüyorum. Buradaki ilmeklerim bitene kadar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm bu defa. Yine sondaki 2 ilmekle bir sonraki ilmeği alarak üçlü bir kesim yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Son 2 ilmekle bir sonraki ilmeği alarak üçlü kesimimi yapıyorum. Geriye dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 4 ilmek ördüm. Son 2 ilmekle bir sonrakini alarak kesiyorum. Yani üçlü kesim yaptım. Bakın kenarlarda birer ilmeğimiz kaldı. Aynı işlemlere devam ediyorum. 1 ilmek örmeden aldım ilk ilmeğimi. 2, 3 ilmek ördüm. Son 2 ilmekle kenarda kalan son ilmeğimi alıyorum. Üçlü kesimimi yapmış oldum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir ilmek örüyorum. Sondaki bakın 2 ilmek yani 2 ilmek örmüş oldum. Yine kenarda 2 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği üçünü birlikte kesiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın şişimizde 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 3 ilmeğin geriye döndükten sonra üçünü birlikte alarak kesiyoruz.
İlmeklerimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz hanımlar. Buradaki ipimi ben biraz uzun bırakacağım dikim için. Şöyle biraz uzun bıraktım, ipimi kestim. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Evet hanımlar, ipimi çektim. Dikiş işlemine geçeceğiz. Bakın burası bu şekilde görünüyor. Şimdi bir iğne yardımıyla ipimi iğneme takacağım. Şöyle hemen takayım ipimi. Evet. İpimi taktıktan sonra bakın bu ön yüzü, iki ön yüzü şöyle birbirine bakacak şekilde. Yani dikişimizi tersinden yapıyoruz hanımlar. Ön yüzler birbirine bakacak şekilde böyle yapıyoruz. İlmekler karşılıklı gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle. Burayı bu şekilde dikeceğiz. Şu kenardaki iplerimizi zaten aradan çekeceğiz hanımlar. Burayı tığ yardımıyla böyle iç kısmından çektirebilirsiniz. Hemen ben sıradan başlayayım. Şöyle. Hemen ilmeklerimin dibinden başlıyorum. Şu ipimin dibinden başlıyorum dikmeye. Zaten az çok bu dikişi biliyorsunuzdur. Şöyle. Şöyle her yuvaya birer kez batarak şöyle hemen şey yapalım hanımlar, dikelim. Her yuvaya birer kez batarak dikişimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Şurada da yine aynı şekilde her ilmeğe, yani şu gördüğünüz yuvalar karşılıklı gelecek şekilde dikişimizi yapıyoruz. Şimdi o kısma da geleceğiz. Ben şu iplerimi çekmeyi unutmuşum. Şöyle yapayım. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde ilmeklerin kenarlarına batarak bakın şöyle karşılıklı iğnemizi geçiriyoruz. Hemen bir sonraki şöyle yuvaya batıyorum. Yine karşılıklı şöyle gelecek şekilde iğnemizi geçirip dikişimizi yapıyoruz. Yine karşılıklı gelecek şekilde şöyle. Yani burayı istediğiniz gibi de dikebilirsiniz hanımlar. İlla bu şekilde dikeceksiniz diye bir şey de yok. Ya ben diğerini böyle yaptığım için sizlere de bu şekilde göstereyim dedim. İsterseniz bir tığ yardımıyla buraya sık iğne de yapabilirsiniz. Ama ben ayağı acıtacağını düşündüğüm için iğneyle bu şekilde dikmeyi tercih ettim. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi her yuvaya böyle birer kez batarak dikişimizi yapalım. Tekrar sıra başında görüşelim. Evet hanımlar, ben dikiş işlemimi yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Yani dikişimiz belli belirsiz. Şöyle ön tarafını çevireyim. Ön tarafından da bu şekilde görünüyor. Yani ön yüzünden. Hemen sabitleyip ipimizi koparalım. Dediğim gibi bu dikiş sizin elinize göre değişir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz dikişinizi. Aralardan yürütelim. Hemen şöyle kestim. Şimdi gelelim kenar oyamıza. Bakın. Gördüğünüz gibi burayı da bu şekilde birleştirdik ve bunlardan hiçbir farkı yok hanımlar. Şimdi koyu renkli ipimizi alacağız. Ben koyu renkli gittim kenar oyasını. Koyu renk ipimi aldım. Bakın şu
Üst kısımdan değil de şuradan değil de biraz alt kısmından başlıyorum. Yani şu iki zikzağın ortasından başlayacağım. Çünkü şu tepelere zincir yapıp batacağız. O yüzden oraya denk gelmesin diye şöyle hemen bir zincir çekiyorum. İpimi böyle yaptım. Her yuvaya birer kez batıp sık iğne yapıyorum hanımlar. Bakın şu kenardaki yuvalara birer kez batarak çok da sıkı olmayacak şekilde sık iğne yapıyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki yuvaya battım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın şuraya geldik. Şöyle yakından göstereyim. Şu tam orta kısmına yine batıyorum. Battıktan sonra bir, iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir kez daha batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Devam ediyorum ondan sonra. Yine aynı yuvaya, bir sonraki yuvalara batarak sık iğne yapıyorum. Yani şu köşelere şöyle göstereyim. Şöyle bir, yani zikzakların belli olması için yaptım bunu da. Yine şu tepeye kadar her yuvaya birer kez batarak sık iğne yapıyoruz. Yine şurada da göstereyim. Çok da sıkı yapmayın sık iğneyi hanımlar. Biraz böyle gevşek olsun. Şimdi yine geldik bakın şu tepeye. Yine oraya sık iğne mi yaptım? İki tane zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yaptım. Yine aynı şekilde diğer zikzaka kadar, yani şu dağların tepesine kadar her yuvaya birer kez batarak sık iğne yapmış oluyorum. Şöyle her yuvaya birer kez batarak sık iğnemi yapıyorum. Kenarlarımız bu şekilde oluyor. Ayağı giydiğinizde de gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Şimdi başlangıç noktasına kadar, yani şu başladığımız noktaya kadar bu şekilde devam edelim. Bu zikzakların tam tepesine biraz önce gösterdiğim gibi zincirli iki zincir çekip aynı yere bir daha sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece şurada öyle bir şey yapmayacağız. Sık iğne yapıp geçeceğiz burayı. Başlangıç noktasına kadar yapalım hanımlar. Tekrar başlangıçta görüşelim. Evet hanımlar. Bakın şu dikişimizin olduğu noktaya da yine zincirli kısmı yaptım. Bakın şimdi başlangıç noktasına geldim. Başlangıç noktasına bir kez daha batıyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Şu bir sonraki, yani biraz koyu gözüküyor ama şöyle bir sonraki yuvaya battım. Pembe olan şu kısma battım. Bir ilmek çıkardım. İlmek kaydırma yöntemiyle diğer ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir tane de zincir çektim. Hemen ipimizi keselim. Şöyle. İpimi kestim. Aradan da yürüteyim. Kenar oyamız da bu şekilde. Bitti hanımlar. Hemen tekrar kenarda kalan ipimi keseyim. Evet, gördüğünüz gibi kenar oyamızı da tamamladık. Şöyle göstereyim. Orta kısım da bu şekilde. Evet. Arka kısmını zaten göstermiştim. Patiğimiz çok güzel oldu hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Şöyle patiğimizi koyalım hemen. Evet hanımlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.